bahar işi. Biz de o yüzden bahar bayramı olarak kutlardık. 1 Mayıs'ta örneğin piknikler yapılırdı. Ceyhan'da, Adana'da. Her 1 Mayıs, 80 öncesinden gelen o bahar bayramı olduğu günlerden gelen bir alışkanlıktır. 1 Mayıs'ta biz çocukken pikniğe falan giderdik, top oynardık. Eğlence günü olurdu. Bir hıdrellez, 6 Mayıs, bir de 1 Mayıs. O nedenle Mayıs'ın ilk haftasını çok severdim ben çocukken de. Sonra 1 Mayıs'ta öyle dediler ki, 1 Mayıs aslında şöyle bir şey, biz onu bilmiyorduk tabii yani. Bahar bayramı olmasının dışında işte işçi bayramı, insanlar mücadele eder, sokağa çıkar, hakkını arar falan. Sonra siyasete biraz yüzümüzü döndükten sonra öğrendik ki 1 Mayıs aynı zamanda böyle bir şeymiş. Benim kafamda o kadar güzel bir bileşik oluştu ki ondan sonra. Baharı kutlamak için sokağa çıktığım bir günde, aynı zamanda hakkını aramak için de sokağa çıkman gerekiyormuş. Harika bir buluşma oldu benim açımdan. Çok güzeldi, çok heyecanlanmıştım. Ne güzel işte, ikisi için de demek ki sokağa çıkmak gerekiyor bugün, eylem yapmak gerekiyor. Sadece piknik yapmak olmuyormuş, top oynamak olmuyormuş. Ve çıkıp biraz da sokakta suladan atalım diye düşünmüştüm. Ve çok büyük bir heyecanla gitmiştim o 1 Mayıs eylemine. Tabii gittiğim ilk eylemdi bu aynı zamanda. Ve gittiğim ilk eylemde bir 1 Mayıs günü yakalandım, gözaltına alındım, işkence gördüm ve tutuklandım. Yıl 1992. Yaklaşık 18 yaşında filandım galiba. 18'de yeni girmiştim yanılmıyorsam. Ve bütün yaşam örgüm ondan sonra tepe taklak oldu. Her şey değişti. Her şey. Ben çok radikal bir karar aldım. Ailem bana çok radikal bir tutum aldı. Devlet bana çok radikal bir şekilde saldırdı. Her şeyin en keskinini o 92 1 Mayıs'ında, o gün tarihsel bir aşamadır benim bakımımda. O gün yaşadım işte. Söylerken coşarım hala. Yani benim için hiç eskimemiştir. Mesela 1 Mayıs marşı. O kadar değerlidir ki benim açımdan. O kadar harika duygular hissederim ki o marşı her duyduğumda ve her hissettiğimde, söylediğimde çok harika duygular hissederim. Bana mesela 1 Mayıs'ta gördüğüm o işkenceyi iyi hatırlatmaz. Gözüm mor bir şekilde geçirdiğim 15 günü hatırlatmaz o marş. O duyduğum öfkeyi hatırlatmaz. Bana o sevinci hatırlatır. Yani havalandırmada o marşı söylerken ki hissettiğimiz sevinci, coşkuyu, o heyecanı, yani özel bir şey yapıyor olma duygusunu hatırlatır o marş bana. Ve dünyadaki benim gibi düşünen bütün insanları hissederim o marşı her duyduğumda ve her söylediğimde.